Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Evet, bütçe konusunda Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşmeleri yaptık ve ilk bütçe getirildiğinde gördük ki siz tanımlarken adına yatırım, üretim ve istihdam bütçesi dediniz. İstihdam bütçesi değildi. Zaten 24 paketiniz var, hiçbirisinden bir şey çıkmadı. Üretim bütçesi değildi. Üretimi destekleyen hiçbir şey zaten görmüyorduk yıllardır. Yatırım bütçesi miydi? Bakıyoruz 381 milyar lira yatırıma ayrılan pay ama faize ayrılan pay 580 küsür milyar lira ile, demek ki bunun adı yatırım bütçesi değil, faiz bütçesi, hatta transfer bütçesi olarak tanımlanabilir diyoruz. Yine baktığımızda bütçe gelirlerinin 1.1 trilyonluk kısmı ÖTV, KDV yani dolaylı vergilerden elde edilmişti. Zaten Türkiye'de maalesef vergi adaletinin olmadığını hep söylüyoruz. 2022 yılında 100 lira yani vatandaştan alınan her 100 liralık verginin 14,5 lirası faize gidiyordu. 2023'te de 17,7 lirası faize gidecek. Tabii bu arada revize olarak da değişmezse. Sürekli büyümeyle övünüyorsunuz. Dünyanın en iyi ülkelerin arasındayız. Krize rağmen diyorsunuz. Bakın, cari açık ve borçla büyümek sağlanıyor. Sürdürülebilir mi? Değil. Son 12 yıldır Türkiye orta gelir tuzağına sıkıştı, tıkandı diyoruz. Keşke orta gelir tuzağında kalsaydık ama maalesef artık yoksulluk tuzağındayız değerli milletvekilleri. 2013'ten bu yana 12.500 dolardan 9.000 küsur dolarlara düştü kişi başı milli gelir. Hele başkanlık sisteminden sonra baş aşağı giden bir milli gelir karşımızda. 2007 yılının da altına geriledi. Oysa çok büyük de vaatleriniz vardı. Tabii şu anda daha da gerilemeye devam ettiğini hep birlikte görüyoruz. Başkanlık rejimi ekonomiyi 50 yıl geriye götürdü. Hangi veriye bakarak söylüyorum? Değerli milletvekilleri, bir ülkenin dünya ekonomisindeki yeri, o ülkenin yarattığı katma değerin, dünyanın katma değerinin ne kadarı olduğu ve oranına bağlı olarak yorumlanabilir aslında. Bu gözle baktığımızda Türkiye'nin yarattığı katma değer dünyadaki katma değerin 0.86'sıydı. Ne zaman? 1980'de. 2012'de 1.24 oldu. Ancak başkanlık sisteminden sonra o da baş aşağı gitti. 2021'de 0.84'e indi dünyadaki katma değer arasındaki payımız. Yani 1980'lerin altına inmiş oldu. 2022 içinde beklenti, bu yıl sonu için beklentiniz 0.67. Yani 50 yıl geriye gitti. İşte bunun için söylüyoruz. Günü kurtarma operasyonlarınız var. Merkez Bankası rezervleriniz eksi 45, eksi 50'lerde 128 milyar doları bir tarafa bıraktık. Bu durum hem dış borç riskini hem de Türkiye'ye olan güveni azaltıyor. Swap yapıyorsunuz 3-5 milyar lira, milyar dolarlık. İşte biraz dengelemeye çalışıyorsunuz. Bunu da rezervlerden gösteriyorsunuz. Biraz çok pahalıya dış borç buluyorsunuz. Ama istikrar programınız yok. Yani bu kısır döngüden nasıl çıkılır? Bunun hesabını yapmıyorsunuz. Ha bir de nereden geldiği belli olmayan ve iktidarınızda hiç hesabını veremediğiniz bir takım para girişleri var. Net hata noksan kalemi. Sürekli sorarız cevap alamayız. Sorarız sinirlenirsiniz. Bunun da açıklaması yok. İşte üzücü olan, yani gülünç mü diyeyim, komik mi diyeyim ya da üzücü mü diyeyim bilmiyorum ama böyle günü kurtarma işlemlerini de ekonomiyi yönetmek olarak görüyorsunuz ya, bana göre en acısı da bu. Enflasyonda bir takım gerçekler var. TÜİK tüfeği %85,5 olarak açıkladı ama bizim vatandaşımızın, emeklinin, emekçinin, dar gelirlinin bir aylık tüketimi içerisinde gıdanın payı %40'ların, 45'lerin üzerinde. Oysa TÜİK'teki gıda payı %25. Ve buna göre gıdanın enflasyonu da %98 açıkladınız. Yani demek istiyorum ki gerçek geçim endeksi %90'ların üzerinde ve siz bunu gelir artışına, zamlara, ücret zamlarına geç yansıttığınız için de
gerçekten sürekli yoksullaşma, fakirleşme artmakta. Bu da zaten şunu da ifade edelim ki büyüme dediğiniz büyümeden de refah payı vermediğiniz için sürekli gelir dağılımında bir bozulma devam ediyor. Tabii artarak. Ücret ve maaşlara baktığımda ücret ve maaşların milli gelirden aldığı payın dramatik bir düşüşü var değerli milletvekilleri. Milli gelirden aldığı pay %26 geriledi. Bu da gelir dağılımının bozulduğunun önemli bir göstergesi. Cari açık diyorsunuz, artık sürdürülebilir değil. Bakın, ithal ikame programınız hiç olmadı. İthalat yapmazsanız üretim zaten olmayacak. Ve bu yılın yaklaşık işte 50 milyar dolar bir cari açık beklentisi var. Ayrıca bir yıl içerisinde ödenmesi gereken ve hakikaten risk teşkil eden 185 milyar dolar da kısa vadeli dış borç var. Bunu da hesaba katalım. Eğer çok başarılıysanız neden dünyanın en yüksek faizini ödemek zorunda kalıyorsunuz? Bunu sorarlar. Hem yana yakıla borç almak zorundasınız hem de CDS'ler iflas primi yani risk primi 600'leri aşmış durumda. Değerli milletvekilleri, bütçeye bakıyorum. Diyorum ki bu açıkların, bütçe açıklarının sebepleri, genel sebepleri nerelerden kaynaklanıyor? Bakın 994 küsür milyar lira muafiyetler var. Hani KDV ile ilgili, ÖTV ile ilgili, kur korumalı mevduatla ilgili ki zaten 85 milyarın üzerinde 7 aylık hazineye yükü var. Merkez Bankası'nın yükünü hiç saymıyorum. Peki başka nereden gelmiş bu bütçe açıkları? Kamu ve özel işbirliği projeleri var. Şehir hastaneleri, otoyol, köprü. Hep diyorsunuz ya CHP bu yatırımlara karşı. Biz de ısrarla diyoruz ki sizin algı yönteminize karşı yanlış finansman yöntemi olduğu için karşıyız diyoruz. İşte yanlış finansman yönteminin sonuçları 2022'de 23.65 milyar liradan bugün 53.75 milyara çıkan bu yük de bütçe açıklarının sebebidir. Başka ne var? Mesela kitlerin zararları var. Hani varlık fonuna devredilmişlerdi ya. BOTAŞ, Devlet Demiryolları, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çaykur, PTT gibi hazineden onlara da ayakta dursunlar diye 360 milyar lira çıkıyor. Artık bunlara görev zararı demiyorsunuz, daha güzel bir tanımınız var. Borç verme diyorsunuz ve bu işi kapatıyorsunuz. Sürekli para basıyorsunuz. 200 liralık banknotlar 2009'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Ve değerli milletvekilleri bu yıl sadece dolar karşısında TL %29 değer kaybetti. Yöntemlerinizle atıverdiniz doları, TL'yi doların karşısına fırlattınız ve değerini düşürdünüz. Başka bir gerçeğimiz daha var. O heterodoks yaklaşımları bir kenara bırakalım da. Türkiye'nin net dış borç ödeme faizi, kar payı gibi kaynak çıkışlarının gayri safi hasılaya oranına baktığınızda eğer bu oran büyüme oranından daha fazla ise o ülkede bir fakirleşme vardır. Bakın bu söylediğim formül son derece önemli bir formüldür ve iktisatta bir kanundur. Sayın Karabıy konuşuyor lütfen. İşte net dış borç ödeme faizi kaynak çıkışlarının milli geliri oranı Sayın Bakan o büyüme oranından duydu. Büyük olduğu Soruyor. İçin bu ülkede fakirleşme devam etmektedir. Bırakın heterodoks yaklaşımları, buna bakın. Konuşmamın bir kısmını değiştirdim. Çünkü Sayın Sibel Ersoy, MHP'den konuşmacı, şu anda göremiyorum ama yurtlarla ilgili konuştu. KYK burslarıyla ilgili. Bakın 2016'da 135 dolar olan KYK bursu şimdi 67 dolara düştü. Ben Sayın Vekil'e öğrencilerle bir araya gelip o okulları, yurtları bir gezmesini öneriyorum. Zaten dünya ortalaması talebi karşılamada %40'larda, biz de İstanbul gibi yerlerde %1, bazı ülkelerde de, bazı illerde de plansız olduğundan gerçekten çok daha yüksek seviyelerde ama öğrenciler açıkta ve günde bir öğün besleniyorlar. Bunlara dikkat çekerim. Son olarak
Söylenecek çok şey var ama süre bitti. Teşekkür ediyorum.